Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir okul daha hayırseverlerin katkısıyla bakımsızlıktan kurtuldu. Öğrenciler ve öğretmenler modern binası, derslikleri ve donanımıyla güzel bir eğitim yuvasına kavuştu. Arsuz İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Gümüş Otel sahibi iş adamı Rasim Gümüş'ün duyarlılık göstererek tadilatını yaptırdığı ve eksikliklerini tamamladığı Arsuz Arpa Gedik İlköğretim Okulu'nda gururlandıran bir tören yapıldı. Okul bahçesinde düzenlenen törene Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, hayırsever iş adamı Rasim Gümüş, Arsuz İlçe Emniyet Müdürü Halil Osman Akçakoca, Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tuğrul, Arsuz İş Adamları Derneği Başkanı Avukat Nadir Urcun ve yönetim kurulu üyeleri, bölge protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Buyurun o zaman, tamam. Tarafa doğru bakabilir miyiz? Törende Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, hayırsever iş adamı Arsuz İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Gümüş Otel sahibi Rasim Gümüş ve Arpa Gedik Mahallesi Muhtarı Süleyman Sürmelioğlu'na katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Hayırseverlere eğitime yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Arpa Gedik İlköğretim Okulu Müdürü Sinem Kaymak, öğrencilerin çok daha iyi şartlarda öğrenim görmesi için verdikleri mücadelenin hayırsever katkılarıyla başarıya ulaştığını söyledi. Bir vazife ve sorumluluğumuz olduğu bilinciyle bizlerin de bir şeyler yapması kanaatine vardık. Bunun ilk adımı olarak okulumuzun fiziki şartlarını düzeltmek ve öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim almalarını istedik. Bu anlamda 2016-2017 eğitim öğretim yılına hazırlık kapsamında okul ve öğrenci lavabolarının yenilenmesi, Atatürk köşesinin yapılması, okulumuzun birinci katının seramik ile döşenmesi, tüm dolapların tadilatı, müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenler odasının yenilenmesi, okulun iç ve dış cephe boyasının yapılması, bahçeye çeşme yapılması gibi yenilikler gerçekleşti. Okulumuzun eğitim öğretime hazırlanmasında bizlere destek veren Arsuz Belediye Başkanı Sayın Nazım Çulha'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Tuğrul'a, desteğini esirgemeyen hayırsever iş adamı Rasim Gümüş'e, Gökmeydan eski Belediye Başkanı Necim Bozkurt'a ve değerli muhtarımız Süleyman Sürmelioğlu'na, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederim. Hayırsever iş adamı Rasim Gümüş yaptığı konuşmada, bugüne kadar imkanlar dahilinde tüm sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya gayretine dikkat çekti ve hayatı boyunca da eğitim öğretim kurumlarına Türkiye'nin aydınlık geleceği çocukların yarınlara katkı vermeye devam edeceğini söyledi. Bunun için okul müdürümüz değerli Sinem Hanım'ın da desteğiyle elimizden geleni yapmaya çalıştık. Benim için eğitim hayatımdaki en büyük unsurlardan biridir. İsterim ki ülkemin dört bir yanındaki öğrencilerimizin iyi şartlarda eğitim alsınlar. Kendi şahsi görüşlerimi sizlere paylaşmak isterim. İnsanın yapacağı en büyük hayır eğitime sağladığı destektir. Çünkü bilirim ki karanlıklar yalnızca eğitimle aydınlanır. Ulu Önder Baş Öğretmenim Öğretmen Mustafa Kemal Türk bunu şu cümlelerle çok güzel ifade eder. En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır. Değerli arkadaşlarım, sizden de eğitimin hususunda elinizden gelen desteği bekliyor bu güzel günde. Bizler yalnız bırakmayıp sevincimizi paylaştığınız için saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha da yaptığı konuşmada, Arsuz ilçesi sınırlarında hayırseverlerin katkısıyla yapılan tüm işlerin toplum yararına hizmet ettiğini belirterek katkı veren herkese teşekkür etti. ama böyle sesim çok hoş olmadığı için fazla da uzatmayacağım. Bugün burada çok mutlu bir iş için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten konu eğitim olunca akan sular durur. Gerek iş adamlarımız, gerek halkımız, herkes, bizler de belediye olarak üstüne düşeni yapmak ister. İmkanları oranında, karınca kararınca. Çünkü bu ülkenin aydınlık yüzleri burada gördükleri eğitimle yetişiyor ve bu ülkeye, vatanlarına faydalı birer birey olarak mezun oluyorlar. Sevgili müdürüm Sinem Hanım çok deneyimli, Milli Eğitim'den gelme, hemen iş adamlarını yakalamış ve okulunu pırıl pırıl yapmış. Ona da teşekkür ediyoruz. İnşallah
Burada kendisinin de sevgili müdürümün de ifade ettiği gibi çok değerli beyinler yetişecek ve bu ülkenin yönetimine katkı sunacaklar. Ben de bir köy okulundan mezun oldum. Madeni İlkokulu'ndan mezun oldum. Hepimiz bu sıralardan geçmişiz. Değerli arkadaşlar, tabii Milli Eğitim bir bütün, bütün ilçeye yetişemiyor. Bazılarına hayırsever iş adamlarımız, hayırsever insanlarımız katkı sunuyor. Ondan sonra yerel yönetimler, bizler de ilçemizin bütün sınırları içerisinde ki bütün okullara elimiz uzandığı kadar yetişmeye çalışıyoruz. Hemen hemen girmediğimiz okulda kalmadı ama küçük ölçekli işte kiminin çatısıymış, kiminin bahçesiymiş, kiminin spor sahasıymış, kiminin çeşmesiymiş. Bu konudaki hassasiyetimiz üst düzeydedir ve bu hassasiyetimiz devam edecektir. Ben de bu okula katkı sunan iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü önemli bir katkıdır ve bu katkıların devamını diliyorum. Öğretmen arkadaşlarımıza da başarılı bir eğitim dönemi, bir eğitim yılı diliyorum. Biraz bu sene eğitim, öğretim yılına buruk başladık. Sizlerin de bilgisi olduğu üzere ilimiz genelinde 928 tane öğretmen arkadaşımız ya açıkta ya görevden uzaklaştırıldı. Tabii oradaki uygulama biraz bir şeydir. Yani böyle bütünsellik arz etti. Çok ayıklanmadı. Çok sağlıklı bir şey yapmadı. Çünkü öğretmen arkadaşlarımızın biz suçlu olduğuna inanmıyoruz. Var mı yok mu aralarında bilmiyorum ama sanmıyorum olduğunu. İnşallah onlar da bir an evvel görevlerine dönerler. Hem öğretmenlerimiz kendi işlerine kavuşmuş olur. Hem sınıflarımız boş kalmamış olur. Öğrencilerimiz de öğretmenlerine kavuşmuş olurlar. Ben bir an evvel devlet yetkililerimizle yaptığımız görüşmelerde bir an evvel bu uygulamanın kaldırılacağını ve gerekli düzeltmelerin yapılacağına dair bize bir bilgi akışı sağladı. İnşallah bir an evvel bu olay gerçekleşir ve hocalarımız da görevlerine dönerler. Ben tekrar katılımımızdan dolayı teşekkür ediyorum. Evet Sayın Hocam, Rasim Bey. Hepsi alalım da. Evet Sayın Başkan.